muhtaç şeyler varsa soru cevap bölümümüz zaten aradan sonra olacak. Evet. Peki, o zaman müsaadenizle tamamlayayım ben sunuşu. Peki, ek 11 yani iç mevzuatımız, biraz önce beyefendinin işaret ettiği husus, uygulanabilirlik meselesi şu anda zaten Marrakeş'i biz yürürlüğe koymuş değiliz. Ama yürürlüğe koyduğumuzda ne olacağının kıyaslamasını şu anda hazırlık yapıyoruz. Kültür Bakanlığı'nın sayın temsilcisi de burada. Ne olabilir biz Marrakeş'i kabul edersek, ne değişecek? İç mevzuatta neyi değiştirmemiz lazım? Aslında onu tartışıyoruz. Şimdi ek 11'e göre alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin ancak engellilerin erişimine uygun nüshaları üretilebilir söylemiştim. Demek ki alenileşme ve yayımlanma koşuluna tabi. Aksi halde bunu istisna kapsamında herhangi bir formata çeviremeyiz. Yine engellilerin kullanımı için uygun formatlarda çoğaltma hakkı verir engellilere, engelli federasyonlarına veya çoğaltılmış bu formatların ödünç verilmesiyle sınırlıdır. Bunun dışındaki haklara engelli istisnası kapsamında ona sığınarak müdahale edemeyiz. Marrakeş ne yapar peki? Şimdi ona gelelim. Bu anlamda yayımlanmış veya kamuya sunulmuş, ki bu da alenileşmiş anlamını taşır. Aynı bakın buradaki kıstas. Metin, notasyon veya bunlarla ilişkili illüstrasyon formundaki edebiyat ve sanat eserleri. Şimdi buradaki ifade yazılı, bizdeki ek 11'deki yazılı sözcüğünün yerine metin, notasyon veya bunlarla ilişkili illüstrasyon. Yani illüstrasyonu tam karşılığının ne olduğuna bakacak olursak, herhangi bir metin içerisinde anlatımı güçlendirmek için yer verilmiş her türlü görsel unsur, grafik olabilir, resim olabilir, herhangi bir chart, herhangi bir tablo olabilir, bunları kastediyor. Yine Marrakeş'te engelliler için erişilebilir format kopyalar üretilmesi, yani çoğaltma hakkı, bakın o da çoğaltma hakkına bir istisna getiriyor. Bunların iç piyasada dolaşımı, yani engellilerin kullanması için dağıtımı. İfadeler daha geniş bizdekine göre. Yine anılan kopyaların ithalatı, ihracatı. Demek ki bakın Marrakeş şöyle bir unsur getiriyor. Bu format nüshalar, yani erişilebilir format nüshalar artık uluslararası değişime tabi olacak. Halbuki eser sahibinin izni olmadan yurt dışında basılmış herhangi bir eser nüshası, ister braille olsun, sesli kitap olsun, bunların yurt içine getirilmesi ya da tersi yurt içinde olanların yurt dışına gönderilmesi bakımından tamamen eser sahibinin inhisari hakları var aslında. Ama Marrakeş'i imzaladığımızda artık özellikle yetkili kuruluşlar ve federasyonlar, körler federasyonları ve derneklerinin birbiriyle alışveriş yapma imkanı olacak. Azerbaycan'ı düşünün, Almanya'daki Türkleri, bütün Avrupa'yı düşünün, Amerika'yı düşünün. Nasıl bir kültürel zenginlik olacağını herhalde şimdiden gözümüzde canlandırabiliyoruz. Demek ki aynı zamanda kültürel gelişim bakımından da bir katkısı olacak Marrakeş'in. Peki başka? Makul bedel koşulu getirilebilir Marrakeş'e göre. Yani şunu söylüyor, istisnanın uygulanmasının eser ya da hak sahibine makul bir bedel ödenmesi koşuluna bağlanması akit devletlerin takdirine bırakılıyor. Şimdi bunu şöyle ifade edeyim değerli dostlar, şöyle. Bu tür uluslararası sözleşmeler, TRIPS olsun, WIPO olsun, bütün sözleşmelerin özelliği şudur. Asgari standardı belirler. Sözleşmeye imza attığınızda zorunlu olan asgari çıtaya, standarda erişmek zorundasınız. İç mevzuatınızı düzenlemek zorundasınız. Ve fakat bundan daha fazlasını iç mevzuatınızda verebilirsiniz. Yani şunu söylüyor bakın. Bunu ben asgari bir standart olarak, zorunlu bir unsur olarak öngörmüyorum sözleşmede. Akit devletler bu konuda serbest, kendi kararlarını verecekler. Peki ek 11 ne yapmış? Ek 11 bu istisnanın, yani engelli istisnasının uygulanması bakımından
eser ya da hak sahibine bir bedel ödenmesi koşulu öngörmemiş. Demek ki sözleşme imzalandığında bu konu bizim için bir sıkıntı yaratmayacak. Ve fakat belki de öğleden sonra panelde görülecek, meslek birlikleri hayır bize makul bir bedel ödenmesinde fayda var diyecek belki. Ama bu tartışma sürecinde Ek 11'in belki yeni tasarıda nasıl olacağını hep beraber biçimlendirme sürecinde yeniden gözden geçirilmesi gereken bir husus. Devam edelim. Ek 11'de yine istisnanın uygulanabilmesi engellilerin kullanımına uygun yasal nüshaların üretilip piyasaya sunulmamış olması ön koşuluna bağlı. Biraz önce arz ettiğim üzere. Demek ki Ek 11 bakımından bu istisnadan herhangi bir derneğimizin, federasyonumuzun yararlanabilmesi bakımından öncelikle yapması gereken piyasada engellilerin erişimine uygun format var mı yok mu? Bunu check etmemiz lazım. Ek 11 açısından söylüyorum. Peki Marakeş ne diyor? Format kopyanın piyasadan makul şartlarda ve ticari yollardan temin edilememesi koşulu yine akit devletlerin tercihine bırakılmış. Yani imzacı bir devlet şunu yapabilir. Piyasada ister yayıncının bizatihi kendisi Braille alfabesiyle bir nüshayı, örneğin romanın bir nüshasını satışa sunmuş olsun olmasın, derneklerimiz bu hakka sahip olabilirler. Eğer Marakeş'teki opsiyonu Kültür Bakanlığı ve tabii ki devlet mekanizması böyle bir karar verirse, piyasada yayıncının bizatihi kendi nüshasının olup olmaması önemsiz hale gelebilir ki ben bu kanaatteyim. Böylece belki bir rekabet ortamı da oluşur. Yani Körler Federasyonu'nun Braille alfabesiyle bastığı romanın kalitesi ile yayıncının kalitesi yarışabilir. Ama bugünkü koşullar itibariyle Ek 11 piyasada yayıncının kendisi sunmuşsa Braille alfabesiyle artık derneklere bu imkanı vermiyor. Peki eser türleri yönünden biraz önce tartıştığımız için hızlıca geçelim. Yazılı ilim edebiyat eserleri bakımından ancak biz Ek 11 kapsamında, istisna kapsamında engellilere özgü nüshalar üretme hakkına sahibiz. Sinema, güzel sanat ve musiki eserleri ile sesli kitaplar bu istisnadan hariç bırakılmış. Biraz önce söylediğim gibi sesli betimleme yapmak bizim Ek 11 kapsamında bir ihlal. Yani istisna kapsamında yer almaz bu eylem. Peki Marakeş imzalanırsa ne getirecek? Hep gözüme bakarak icat ediyorsunuz. özür diliyorum, evet gözüm takılıyor size. Doğru. Şimdi Marakeş ne söylemiş? O da yine yayımlanmış veya alenileşmiş olan metin, notasyon veya ilgili illüstrasyon formunda. Dikkat edilirse tekstle, metinle sınırlı bırakmamış. Metnin içindeki güzel sanat eseri olma niteliğindeki resimler, tablolar yönünden de istisnanın kapsamını genişletmiş. Demek ki Marakeş'i imzaladığımızda biz de bu genişletmeyi muhakkak yapmak zorundayız. Çünkü bu devletlerin tercihine bırakılmış bir standart değil. Her imzacı devletin uyması gereken bir standart. Yine orada da Marakeş'te de maalesef onu belki öğleden sonra paylaşırız. Sinema, güzel sanat ve musiki eserleri hariç bırakılmıştır. Kanaatimce eserler yönünden böyle bir sınırlamaya gidilmesinin izah edilir bir tarafı yok. Şimdiden onu fikir bireysel olarak öyle düşünüyorum. Yani sesli betimleme yapıldığında bir film, zaten istisnayı düşünecek olursak, bu yapımcı, filmin yapımcısı kendisi sesli betimleme yaparak piyasaya sunmuş olsaydı nüshaları ya da bazı salonlarda buna imkan verseydi, örneğin görme engelli arkadaşlarımızla aynı sinema salonuna gitseydik ve bir kulaklık taktığımızda onlar aynı zamanda sahnenin betimlemesini, anlatımını duysalardı, biz de sadece görüntü ve dışarıya yayınlanan sesi duysaydık, beraber sinemaya gitme keyfini yaşayacaktık. Niye istisna kapsamında tutuyoruz bunu?
Marrakeş dahi bunu sınırlama yoluna gidiyor. Yani biraz önce söyledim ya, sanki lütufta bulunuyoruz. Hayır. Hayır, Marrakeş bile maalesef bu dengenin, fikri mülkiyet açısından dengenin gerisinde kalmış. O zaman yapılması gereken Marrakeş'i bile zorlamak. Şimdi devam edelim. Ama Marrakeş çok şükür ki çoğaltma, dağıtım ve ödünç verme suretiyle yayma ve kamuya iletim, yani internet ortamından da derneğe üye olan vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız gerekirse dernekteki bir fiziki nüshayı temin etmeden internetten bağlanarak sesli dinleme imkanı bulabilecekler. Bunu muhakkak değiştirerek ek 11'e almak zorundayız. Umarım ki Marrakeş bir an önce imzalanır ve bu ayıbı kaldırırız hep beraber. Temsil hakkı yönünden yine tercihe bırakmış, zorunlu değil. Yani bu da şu değerli arkadaşlar, bir tiyatro salonunda ya da bir şiir okuma gecesinde, kamuya açık ama, bunu yapabilmeniz için yine eser sahibinden izin almanız lazım. Çünkü temsil hakkını kullanıyorsunuz eser sahibine. Ama Körler Federasyonu da yapsa, şu anda Ek 11 buna müsaade etmiyor. Yani izin almak ve parasını ödemek zorundasınız. Ya da bedelini talep etmeyebilir eser sahibi ya da meslek birliği. Değil mi Abdullah Bey? Belki de talep etmeyebilir. Ama meslek birliğinin amacı da eser sahipleri yararına gelir elde etmek bir taraftan. Demek ki temsil hakkını da her ne kadar akit devletlere bırakmışsa da Marrakeş, kanaatimce biz temsil hakkını da engelliler istisnasına koymamız lazım. Evet. Onun dışında dışarıda bırakılan istisnalar işleme. Yani bir türden öbürüne çevirme. Ödünç dışındaki satış ve kiralama zaten bu istisnanın kapsamında olmayan, yasak olan eylemler. Biraz önce söylemiştim. Yani siz engelliler için üretilmiş herhangi bir nüshayı kiralayamazsınız. Yani para karşılığı birine kullandıramazsınız ve satamazsınız. Peki, sınırlandırılan manevi haklar yönünden biraz önce Bülent Bey değindi. Bizim ek 11'imizde, istisnamızda sadece çoğaltılmış nüshalar üzerinde hak sahiplerinin adının belirtilmesini, bunun zorunlu olduğunu açıkça söylemiş. Bunu söylemeseydi de dahi yine de tabii normal nüshada nasıl yer alıyorsa eser sahibinin adı, engelliye uygun nüsha üzerinde de yer alması lazım. Bunda Marrakeş'te ödün vermemiş. Biraz önce söylediğim gibi bizim buna ihtiyacımız da yok. Yani Engelliler Federasyonu ve dernekleri olarak pek tabii ki bizim de yükümlülüğümüz eser sahibinin adını zikretmek eseriyle beraber. Bu bizim ona bir borcumuz. Çünkü bir eser ortaya çıkmış, bir yaratı var. Ondan istifade ediyorsak her defasında onun adını zikretmekle yükümlüyüz. Onda bir istisna yok. Yine eserin bütünlüğü bakımından biraz önce konuştuk. Sadece engellilere uygun erişilebilir formatın yaratılması, üretilmesi için teknik zorunluluk var ise eserin bütünlüğüne müdahale edebiliriz. Buna ilişkin bir örnek, doğrusu bir yargı kararı, bir şey tabii görmedim ama teknik detaylara girdikçe bunu da muhakkak örneklendirebiliriz. Çoğaltma adedi bakımından biraz önce söyledim. Hem bizde, Ek 11'de hem de Marrakeş'te, eğer kendisi bireysel olarak çoğaltacak ya da bir yardımcıya, yakınına çoğalttıracaksa, o takdirde tek nüsa. Çünkü bireysel kullanımın sınırı bu. Tek nüsa yeterli olacak. Ama eğer bir federasyon, Körler Derneği bunu yapacak ise üye sayısı itibariyle yeterli olacak makul sayı kadar çoğaltma yapılabilir, nüsa elde edilebilir. Yine üç adım testinden hareketle buraya varmak mümkün. Hizmet veren yetkili kuruluş tarafından çoğaltma yapılmasını da söylemiştim. Ek 11 ihtiyaç kadar der.
Marrakeş ise çoğaltılabilecek format kopya miktarı bakımından bir kriter getirmez. Çünkü işin mahiyeti, işin doğası gereği ihtiyaç olmayan sayıyı basmasının bir anlamı yok ki. Braille olarak satamayacak, kiralayamayacak. O zaman bir kriter getirmenin de aslında bir anlamı olmadığı düşüncesinden hareketle bunu yapmış olabilir. Yine yetkili kuruluşlar Marrakeş imzalandığında ya da Marrakeş'in düzenlemesine göre format kopyaların dağıtımını yararlanıcı kişiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sınırlamak ve bunu denetlemekle yükümlüler. Bakın şimdi ne oldu? Sadece bir istisnayla hak elde etmiş durumda değiliz. Yükümlülüklerimiz de var. Yani derneklerimiz, federasyonlarımız bu nüshaların başka ticari amaçlarla kullanılmasını engellemek yükümlülüğü altına girecekler Marrakeş imzalandığında. Sadece istisnadan yararlanmak değil, her hak kullanımı biliyorsunuz ki bir sorumluluk da yükler. O hakkın maksadına uygun davranmak durumundayız. Ve hiçbir şekilde engelli olmayan kişilerin kullanımına bu nüshaları açmamalıyız. İnternet ortamından da eğer Marrakeş imzalanırsa, internet ortamından da eğer yayın imkanını elde ederse federasyonlar ve dernekler, o takdirde muhakkak şifreli olarak bu internet web sayfasına erişim imkanı verilmeli. Eğer herkesin erişimini açarsanız ihlal olur. Evet, peki yayma hakkının kapsamı, eğer zaten ihlal, onu söyledim biraz önce, zaten ihlal. Çünkü ek 11 internet üzerinden sesli nüshaların yayınına imkan vermiyor. Şifreli de olsa ihlal var. Ama Marrakeş'i kabul edersek, bu kez şifreli yaparsak ihlal olmaktan kurtuluruz. Evet, yayma hakkının kapsamı yönünden de biraz önce söylediğim gibi sınır aşan bir kullanım söz konusu olacak Marrakeş'te. Şu anda buna bizim ek 11 bakımından imkan yok. Kullanım amacı yönünden biraz önce zaten hep söyledim. Ek 11'de istisna kapsamındaki nüshaların kullanımında bir engellinin ihtiyacına özgülenmesi ve başka engeli olmayanlara verilmemesi lazım. Ticari amaç güdülmemesi lazım. Ancak engelli ibaresinden ne anlaşılması gerektiğine dair ek 11'de bir ifade yok. Marrakeş'te ise format kopya terimine yer vermiş. Sadece yararlanıcı kimseler tarafından kullanılabilecek bu format kopyalar, istisna kapsamında izin verilen faaliyetler ticari bir hedefe yönelemeyecek. Yine format kopyaların kullanıcıları için yararlanıcı, engelli yerine yararlanıcı ifadesini öngörmüş. Şekli koşullar bakımından da biraz önce söylemiştim. Hak sahipleriyle ilgili bilgileri verecek, eser sahibinin adına yer verilecek ve bir uyarı koyacak. Diyecek ki bu nüsha engelliler için üretilmiş özel nüshadır. Başka hiç kimse tarafından satılamaz, kullanıma konu edilemez diye. Marrakeş Anlaşması da asgari standartlar yönünden buna uymuştur. Dolayısıyla format kopyaların kopyaların içermesi gereken bilgi ve uyarılar konusunda ayrıntı yer almıyor ise de bu yapılması lazım. Ben hani bu hazırlığı yaparken, sunuş hazırlığını, örnek bir uyarı koydum. Şöyle olmalı kanaatimce, yeterlidir bu. Engellilerin kullanımına özgü bu nüsha, yani kitabın Braille ile basılmış kitabın arkasında ya da görülebilir bir yerinde, mesela hemen birinci sayfasında kapağın altında, engellilerin kullanımına özgü bu nüsha FİSEK ek 11 maddede düzenlenen engelli istisnası kapsamında kişisel kullanım amacıyla çoğaltılmış olup hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez, amacı dışında ya da engelli olmayanlar tarafından kullanılamaz ve kullandırılamaz. Aksine davranışlar hukuki ve cezai sorumluluk doğurabilir uyarısı yeter. Peki, artık kapatıyorum Sayın Başkan. İzninizle bir süreyi aştığımın farkındayım. O takdirde Türkiye'nin genel durumuna bakacak olursak, engelli sayısı, bunlar 3 aşağı 5 yukarı farklı olabilir, 10 milyon civarında.
her tür engel için söylüyorum. Görme engellilerin sayısı yaklaşık 750 bin. Ve istisnadan yararlanabilecek olan vatandaşlar, bunlar odaklanma sorunu olanlar olabilir, işitme engelliler olabilir. Bunlarla birlikte 1 milyon civarında, yani 1 milyon kişinin kullanımı üzerinden konuşuyoruz. İşte bunun içindir ki yayıncı kendisi engellilere uygun nüsa çoğaltma yoluna gitmiyor. 1 milyon potansiyel alıcı var. Bunların da maalesef